Evet, köşede bir tane scooter var. Hadi gelin bu scooter'ı alalım ve scooter konseptli şehir vlogumuza devam edelim arkadaşlar. Tartu Scooter Vlog 1. Tartu Scooter vlogumuz başladı arkadaşlar. Şu an Tartu Üniversitesi'nin önünden geçiyorum. Yollar engebeli, sarsılacak. Yapacak bir şey yok. Tartu Eskişehir merkezinde olduğum için yollar eski döşeme taş. Tartu Üniversitesi, Tartu Ülükolu. 1600 yılında İsveç Krallığı zamanında İsveç Kralı tarafından yaptırılmış. Bum 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 bas gaz aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza, yollar seni hiç duruma. Burası da Tartu Ülükolu Kafe. Yani Ülükolu'nun, üniversitenin kafesi. Bu köşesi oturma, üniversite gençleri öğlen aralarında burada takılıyor. Burası Old Town'da eski bir sokak. Ülükolu Kofik. Kofik Estonca'da kafe demek arkadaşlar. Çok komik değil mi? Nereye gidiyorsun dostum? Kofik. Kofiye gidiyorum. Lahme Kofik. Let's go to coffee. Yalnız şehir merkezindeyim. Gene her yerden araba çıkıyor olabilir. Biraz dikkatli olmam lazım. Oraya girersem sıçtım. Ama burası Müzik Tartu. Tartu Shop. Şu Eston bayrağı görüyorsunuz. En sevdiğim bayraklardan biri. Renkleri çok hoş. Mavi, siyah, beyaz. Tamamen Eston coğrafyasının kışınki doğadaki dizilimi. Yani coğrafik olarak o şekil, o renklerde gözüküyor manzaralar genelde. Siyah doğada böyle bunların bataklıkların olduğu bölgelerde siyah gözüküyor o bölge. Beyaz da kar. Evet, burası da bir kilise. Eskişehir merkezinde. Yalnız ben buradan geçemeyeceğim. Burası gördüğünüz gibi taşları görüyorsun. Burada sürülmüyor. Kaldırıma geçeyim. Ve yolumuza devam edelim. Hadi bakalım bas gaza. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tartu gördüğünüz gibi eski şehir merkezi. Old Town çok şeker. Çok güzel. Hava yağmurluydu sabah. Sonra güneşe döndü. Şu an tertemiz. Allah 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 Allah, gidiyorum gene. Allah, bir gün düşeceğim ya. Epic fail videosu ne zaman gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Baksanıza geçtiğim yerlere ya. Göt kadar yerden geçiyorum. Allah 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 Allah. Allah, sörfçi adamız biz ya. Hawaii'de biz sörf yaptık 6 ay ya. 6 ay Hawaii'de yaşadığım dönemde sörf konusunda denge olayında kendimi geliştirdim sörf tahtası sayesinde. Biri çıkmaz umarım. Allah. Evet, şu anda gördüğünüz gibi binalar çok hoş. Ağaca çarpacağız gene. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Hayır 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 hayır, hayır, öleceğim. Ölmedim. Ölmedim. Allah, biri çıkıyor. Allah, biri çıkıyor. Eleman coşuyor. Aha, takmış kulaklığı. Lan ezeceğim şimdi ben bu elemanı ya. Adam uçmuş zaten, baksana. Kafa sallıyor. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Dan da dan da dan. Dayı beni duymuyor. Dayı, çekil yolumdan. Halo halo. Good music. Good music. Music is good. Great. Cool man, I like your vibe, you know, you were vibing like this. I was like, I like this man, man. Cheers, bro. Yeah, I'm in the low speed zone. You too, man, take care. Yes. Gidemiyorum, gene low speed zone'a girdik arkadaşlar. Şimdi Barlar Sokağı'na göstereyim size. Elemanla da küçük bir diyalogumuz oldu. Bu tarz insanlarla diyaloğa girmeyi seviyorum, lokallerle. Beep 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 beep. Hello hello. NASA. I like your t-shirt. T-shirt is good.
Şu anda da Old Town'a tekrar girdim. Burada hız sınırı var. Burası da Barlar Caddesi. Cuny. Cuny değil, pardon. Rutley. Rutley Street. Soldaki Tartu Spor Müzesi'ymiş. Spor D Museum. Hello. Hello. Spor D Museum. Vallahi durmadan geçeceğim. Oh, araba yok. Araba yok. Nefis oldu arabanın olmaması. Evet. Rütli'den. Buralar hep bar, trap bar. Burada takılırdık. Crab coffee. Buranın pankekleri güzel oluyor. Şu anda Rütli Barlar Sokağı Tartu'da hız sınırını aşıyoruz. Yo yo, what's going on bro? Boom boom, ah düşüyordum. Hey. Oh, ne kadar tatlı bir gün ya. Ne kadar insanlar mutlu böyle. Estonlar yazın böyle çok güzel oluyor ya. Dayı da bisiklet sürerken puro içiyor ya. Kafası güzel herhalde orası. Ya burası insanlar var. Ben burada öleceğim ya. Vallahi billah. Boom boom boom. Bum bum bum. Şu anda ana meydana geldik. Rayaka Place, Town Hall Square, Tartu. Burada gene durmam lazım. Çünkü burası taşları görüyorsunuz. Burası sürülmüyor hiçbir şekilde. Tartu'nun en klişe yapısı. Öpüşen öğrenciler heykeli. Kissing Students Statue. Estoncası neydi unuttum şimdi. Tartu öğrenci şehri olduğundan bahsetmiştim. O yüzden öpüşen öğrenciler diyorlar buna. Gördüğünüz gibi öğrenci, iki öğrenci şemsiyenin altında öpüşüyor. Buraya da fışkiye koymuşlar. Burada da bir Sovyet dayı çok enteresan bir aletle müzik yapıyor. Aletin adı ne bilmiyorum, müzik aletinin adı. Ama dayımız neler gördü Allah bilir. Sovyetler Birliği istilası zamanında. Devam edelim yolumuza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu yemek sipariş uygulamaları burada hep göçmenler tarafından yapılıyor. Ve bu göçmenlere bazen ırkçılık olayı oluyor. Özellikle siyahi arkadaşlara. Ama bu insanlar bu ülkede olmasa bunlar aç kalır. Estonlar aç kalır. Çünkü Estonlar bu tarz işlerde çalışmıyor. Hizmet sektöründe çalışsalar da zaten layıkıyla yapamıyorlar. Çok kötüler bu konuda. Yani Estonya genellikle IT'de, yazılımda çok ileri bir ülke. Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Estonya tamamen Finlandiya'nın eğitim sistemini kopyalayıp tamamen genç nesile yazılıma yönlendirmiş. Yani bunun en büyük sebebi, Estonya zaten 1.3 milyon nüfuslu küçücük bir ülke. Yani burada sanayi yapsan olmaz. Adam yok, çalıştıracak adam yok. Tarım yapayım desen toprak var ama iklim sert. Yani bir ürün yetişmiyor. İklim elverişli olmadığı için. O yüzden ne yapacaksın? Dibinde Finlandiya gibi altın değerinde bir komşu var. Bataklıktan bugünün Finlandiya'sına, fakirlikten, kıtlıktan, sefaletten bugünün Finlandiya'sına gelmiş bir ülke var karşınızda. Ve bu ülke ve Beyaz Zambaklar ülkesinde, neydi o kitabın adı ya? Finlandiya'nın tarihini anlatan bir kitap var ya, Beyaz Zambaklar ülkesinde diye bir kitap var. Onu okursanız Finlandiya'nın nasıl sefaletten bugünkü Finlandiya'ya geldiğini zaten göreceksiniz. Ne anlatıyordum ben? Evet, Estonya ne yaptı? Şeyi kopyaladı. Yani komşusu Finlandiya'yı kopyaladı bu işte.
Allah! Ulan denize, ırmağa uçuyorum! Irmağa uçuyorum! Burası da Tartu'da bir nehir. Tartu'nun içinden geçen Emojogi nehri. Ne diyordum? Ha, Finlandiya eğitim sistemini kopyalayıp Estonya tamamen Sovyetler Birliği döneminden sonra sefalet. Yani burası bildiğin köy arkadaşlar. Estonya bildiğin köy. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra son bağımsızlığını ilan ediyorlar. Ama sefalet, açlık, hiçbir şey yok ülkede. Ne yapıyorlar? Tamamen teknolojiye yatırım yapıyorlar. Yani genç nesili yazılım öğretiyorlar. Yazılım okulları, iyi bir eğitim sistemi kuruyorlar. Ve bu şekilde günümüzde Estonya Avrupa'nın startup teknolojik girişimler konusunda yükselen yıldızı. Yani buradan şu anda çıkmış en az 6 tane milyar dolar seviyesinde değerlemeye ulaşan teknoloji firması var. Ve bunların hepsi son 10 yılda gerçekleşti arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Tam 2010 yılından itibaren, yani 10 seneden itibaren Estonya bu konuma geldi. Ve startup konusunda 6 tane unicorn, yani değerlemesi 1 milyon doların üstünde olan firmaya sahip şu anda. Bunlar şu an kullandığım scooter uygulaması olan ve aynı zamanda taksi çağırma uygulaması olan, yemek sipariş uygulaması olan Bolt, Skype, mesela Skype'ın kurucuları Eston, teknik kurucuları. Sonra Pipedrive var, CRM uygulaması, yani şirketlerin müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması, satış yazılımı. Pipedrive var. Daha sonra TransferWise var. Benim de çok kullandığım bir finans app'i. Yani online para transferi app'i. Finans teknolojileri girişimi. Bunun dışında şu anda aklıma gelmeyen 3 tane daha firma. Biri Playtech, kasino yazılımı firması. 4 etti. Son ikisi neydi? Bolt, Pipedrive saydık. Diğer ikisini hatırlayamadım arkadaşlar. Onu daha sonradan bakıp size bildiririm. Yani kıssadan ise tamamen teknolojiye yatırım yaparak şu anda teknolojide, yazılımda ve özellikle cyber security, siber güvenlik konusunda ve online dijital devlet uygulamaları konusunda bir numara bir ülke Avrupa'da Estonya. Ve diğer Avrupa ülkelerine ve Arap ülkelerine dijital devlet, devlet online, bizim e-devlet gibi sistemlerin teknoloji yazılım altyapılarını satıyor. Muazzam bir başarı öyküsü Estonya. Son 10 senede gerçekleştiği başarılar gerçekten takdire şayan ve muazzam şeyler. Bu konuda Estonya gerçekten çok takdir ediyorum ve Avrupa Birliği de bu konuda Estonlara hakkını veriyor arkadaşlar. Evet, yine düşük hız zonuna girdik. Şu köprüden karşıya geçelim. Size parkı da gezdireyim. O parkı çok seviyorum çünkü. Parkın sonunda yapılan yeni muazzam üniversite binası. Tartu'nun bir ekonomi fakültesini yaptılar. Avrupa Birliği fonuyla. Oraya kadar gidelim. Gördüğünüz gibi yemyeşil Tartu. Irmak boyunca park hep. Evet, parkımıza girdik. Ağaçların arasından yardırıyoruz. Şuranın güzelliğine bakın ya. Muazzam bir park. Bu yolda bisiklet, scooter, yürümek, ne varsa hepsi terapi arkadaşlar. Tartu merkezindeki bir park. Burada çoğu zaman böyle gençler oturuyor, kitap okuyanı görüyorum. Çok burada böyle tek başına gelip kitap okuyorlar. Estonlar Avrupa'da en çok kitap okuyan ülke. Yani ortalama dakika açısından. Bir numarada, aşırı kitap okuyorlar Estonlar. Edebiyatı seviyorlar. Estonya'nın kendi dili, kendi edebiyatı, her şeyi kendine özgü arkadaşlar. Ve bunu 100 yıl boyunca çok güzel bir şekilde korumuşlar. Yani Sovyet istilası boyunca da kendi kültürlerini, birikimlerini çok güzel bugünlere kadar getirmişler. Bu konuda Estonları çok takdir ediyorum. Ve gerçekten milliyetçiler bu konuda da. Kendi değerlerine bayağı bağlı, konservatif bir ülke Estonya.
Tabii Avrupa Birliği'ne girdikten sonra birazcık daha açılıyorlar. Sanırım 2004 yılında 15 tane fonlu ülke Avrupa Birliği'ne girmişti. Onlardan biri de Estonya'ydı. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra zaten Estonya'yı kimse tutamamış. Hep gelişmiş. Yani en büyük piyango Avrupa Birliği'ne girmek olmuş. Bu da ne sayesinde oluyor tabii ki? Stratejik konumu, coğrafik konumu. Yani Avrupa'nın Rusya'ya olan sınırı burada bitiyor. Bitiyor. Yani Rusya Avrupa bu Estonya sınırında ayrılıyor. Yani bir set kurmuş oluyor. Evet, burası da yeni yapılan üniversite binası. Modern Avrupa Birliği fonuyla yapılan çok modern bir üniversite binası. Çok seviyorum burayı. Buranın kafesi var. Ortak co-working space dedikleri çalışma alanı var. İnternet aşırı hızlı. Her şey bedava. Yani dışarıdan gelip burada kafeyi kullanabiliyorsunuz. Ortak çalışma alanı kullanabiliyorsunuz. Öğrenci olmanıza bile gerek yok. Bakın bir arkadaş var. O da büyük ihtimal öğrenci burada. Buralı değil. Göçmen. Şurası da kafesi. Çok modern. Nehir kenarında. Çok güzel bir bina. Tartu Ülikoli Üniversite binası. Burası da çil yapmalık. Öğrencinin gelip çil yaptığı nehir kenarında bir oturma alanı. Akşamları gene burası çok canlı oluyor. Evet, buradan park böyle yardırıyorsunuz. Nehir boyunca park devam ediyor arkadaşlar. Orada nehrin kenarında bir tane de plaj var. Güzel kumu var. Genelde orada nehire falan giriyor Estonlar. Böyle gördüğünüz gibi nehirden botlar geliyor. Nehir boyunca tur yapıyorlar. Çil mil takıyorlar ve müzik sesi oluyor. Böyle parti yapıyor genelde Estonlar botlarda. Tabii Estonlar yazın çok fazla içiyor. Yani çok uzun süren bir kışın ardından çok limitli 3 ay sıcak diyebileceğimiz bir dönem, yaz dönemi. Ve bunu da doğada, nehirde, denizde, Baltık kıyısında çok fazla alkol tüketerek işin açıkçası tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Şekil birada gördüğünüz gibi küçük bir botta parti yapan bir aile. Evet arkadaşlar, Tartu Scooter vlogumuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiniz. Gene size Estonya'nın öğrenci şehri Tartu'yu scooterla gezdirdim. Ve gezim boyunca da şehir hakkında ve Estonya hakkında, startup haklar hakkında, girişimcilik hakkında ve startup, benim aldığım startup vizesi hakkında, Estonya'daki oturum hakkım hakkında bütün bilgiler verdim. Ve sizlerle bütün deneyimi paylaşmaya çalıştım. Ve size Estonya'nın ana meydanından mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın. Sorularınızı startup vizesi hakkında, girişimcilik hakkında, Estonya hakkındaki bütün sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepsine teker teker döneceğim. Ve bu tarz dünyanın farklı farklı coğrafyalarından, şehirlerinden bu tarz gezi vlogları, bilgilendirici vloglar ve yeni konseptim scooter ile şehir turu videoları görmek istiyorsanız lütfen... Ne oldu lan? Alarm çalıyor. Ötüyor. Sanırım dokununca çalacağım falan zannetti. Neyse, konumuza dönelim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Girişimcilik, gezi, aksiyon, random videolar, sokakta lokallerle rastgele konuşmaya girmeler gibi bu tarz içerikler yapıyorum. Dünyayı yavaş gezerek dijital göçebe, dijital yürük olarak geziyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tartu'dan, Estonya'dan herkese sevgiler, selamlar.